Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MC'si. Bugün Gem Store tier list yapıyoruz. Gem Store'dan alabileceğiniz eşyaların hangisi S tier, hangisi A tier falan filan. Bu şekilde. O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Perma şey açıcı, waypoint açıcı, D tier. Özellikle Turtle falan gibi mountların gelişiyle bir anlamı yok. Waypoint açmaya bu kadar para verilmez abi. Çöp. Karakter slot S tier. Fazla karakter her zaman iyidir. Yıllık ödülleri, alt park yerleri falan filan ya da başka boyutlarla oynayabileceğiniz şeyler her zaman iyidir. Heart of Thorns'un Deluxe upgrade'i çöp, bir boka yaramaz. İki tane dandik Raptor, Glider bir şeyler veriyor. Path of Fire'ın Deluxe upgrade'i bunda şey veriyor. Lily of Elon Pass veriyor. Yani 1000 gemlik ekstradan pass alıyorsunuz. Dolayısıyla yani işte B tier sırf o pesi verdiği için, hani bir daha pes almanıza gerek yok. Bunu alıp yan ödüllerini de kullanabilirsiniz gibi bir şey oluyor. Living Season 2 bu zannedersem. Aynen 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Living Season 2 C tier, sadece Central Tyria Masterisi kasmak için fena olmuyor. Ama Living Season 3 S tier, şey yapıyorsunuz. Bedavaya neredeyse bol bol Ascended eşya kasabiliyorsunuz. Trinket, özellikle Bitterfrost Frontier gibi. Living Season 4 de keza S tier. Bol bol Volatile Magic ile para kasabiliyorsunuz. Metaları falan baya güzel oluyor. Icebrood Saga bu da şeyleri açıyor. Strike'ların falan ödüllerinin şeylerinin artmasına sebep oluyor. Biora Marches falan güzel yer. Drizzlewood Coast da bunun içinde. O da güzel map. O yüzden bu da S tier. Perma Gathering Tool'lar S tier. Her zaman lazım. Özellikle Volatile Magic. Boss hikayesi yani Wiki kullanın. Gocunmayın ama gocunursanız C tier. Yani şunlardan daha iyi ama yani Wiki kullanın. Ekstra crafting şeysi hiçbir boka yaramaz. 50 silver'a değiştiriyorsun. 200 gold veriyorsun. 500 kere değiştirdikten sonra kendini amorti ediyor. Backslot A tier. Her zaman fazla çanta göz çıkarmaz. Banka slot S tier. Kesinlikle banka slot herkese lazım. Game Store'daki şeyler, ev upgrade'leri D tier. Kumar yani bundan bir şey çıkaramazsınız. Eğer beğendiğiniz bir skin yoksa kutunun içinden uncommon gelecek. O uncommon'ın iki tane rotasyonu oluyor ya, sadece o rotasyonda gelen özel şey. Hani onlardan biri yoksa bir şey çıkarırım umuduyla boşuna açmayın. Paranız çöpe gider. D tier. 80 boost'a 2000 gem tam kazık. D tier. Storage. Build storage. Build'de kim storage diyor ki? Karakter olsa neyse. Çöp. Şu ama karakter şeysi arttırıcı. Template arttırıcı. C tier ama bence bunu da alınmaz. Copperfield Salvagematic S tier'in başı. İlk almanız gereken Gem Store eşyası kesinlikle. Bu ne amına koyayım? Ne lan bu? Böyle bir item yok. Böyle bir item olmadığı için D tier. Ne lan bu? Ne bu hakikaten? Böyle bir item yok. Allah Allah. Executioner Axtoy. Abi çok niş bir kullanımı var. Fraktallarda falan bilmem ne iyi oluyor. Ya da işte dungeon falan skipliyorsanız. Hani Choya Tonic ile aynı işleve sahip. Bir tek Choya Tonic'ten bir tık öne gidiyor ama daha çok uğraşmanız gerekiyor. Yani sürekli animasyon cancel yapacaksınız. Yani biraz fazla niş bir kullanım alanı var. O yüzden C tier. Booster'a gem verilmez. Çöp. Portal'a para verilmez. Çöp. Aynısının Maguma versiyonu World Boss'un. Çöp. Food'u daha uzun kullanacağım diye 50 silver'lık 1 gold'luk maksimum Food'a 60-70 gold verilmez. Çöp. Mistlock S tier. Mükemmel bir pes. Mount şeyse yani kozmetik olduğu için C tier. İsim change'i karakter statüyle aynı para. İsim değiştireceğinize yeni karakter alın. Benim bir sürü oyun 12 yaşındayken koyduğum salak salak çarlar var. Hala duruyorlar saçma sapan isimlerle. Runecrafter abi o da S tier açıkçası, olması gereken şeyler. Hatta onun kankası da S tier. Şu üçlü salvage kit direkt çantanızda bulunmalı. İlk almanız gereken şeyler. Shared slot S tier. Mükemmel bir şey. Gobbler A tier. Özellikle World vs. World ve PvP için çok arttırıyor gelen loot'u.
Storage Expander, yani bilemedim bunu açıkçası. Bu da iyi ama hani banka slotu mu bu mu? Çünkü bazen yani öyle bir şey ki mesela hani Mystic Coin'i 250'den fazla kim tutuyor çantasında? Öyle bir şey var. Ama bir de çer çöp eşyalar var. İşte Bloodstone Dust falan bilmem ne gibi. Onlar da 2500'ü çok aşıyor. Dolayısıyla hani banka kadar iyi değil. Çanta kadar da iyi değil. Ama bayağı da güzel bir şey sonuçta yani. O yüzden B tier'e koyacağım bunu. Yani hani banka mı bu mu derseniz önce banka, sonra bu. Hani çünkü bankaya da atabiliyorsunuz ya şeylere. Hani bu 250'nin üzerinde birikenlere çok lazımsa, gerekiyorsa şeyinizi tutarsınız. Bankanızı tutarsınız diye düşünüyorum. Primer D tier. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında Game Store itemlerin çoğu scam. Büyük Ama olduğu için bu ucuz, ne ucuz lan? olduğu için büyük ayı. Reklamınızı kendi kendine reklam açma. Sikerim Fako. Beri bak beri. Gördüğünüz gibi Game Store eşyalarının çoğu çöp. Çoğu scam. Ama bazıları da bayağı işinize yarıyor. Onları alın. Almamazlık etmeyin yani. İlk önce şu üçlüyü alın kesinlikle. Sonra şunu şuraya atalım. Living Season 4 3 5 diye gidin. Sonra bir tane kendinize pes alın gocunmadan. Ondan sonra bir tane perma tool alın. Volatile alın ama. Volatile dışını almayın. Ondan sonra banka alın. Shared alın. Karakter slot alın. Sonra banka manka diye gidersiniz. Çanta pardon. Banka burada. Çanta falan diye gidersiniz. Öyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.